Efendim Akşama Doğru programına hoş geldiniz. Akşama Doğru programı bugün gerçekten özel bir program olacak. Akşama Doğru programında Bursa'dayız. Bursa Kent Müzesi'ndeyiz. Özel bir program, çok özel konuklarımız var. Konuklarımız Sagopa ve Kolera bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bu yoğun program içerisinde bize vakit ayırdınız. Estağfurullah. Lütfettiniz. Belki de bu senin ilk programını siz bizimle yapıyorsunuz. Evet. Bizi de ziyadesiyle memnun ettiniz. Ayrıcalıklı kıldınız. Evet. Efendim şöyle başlayalım isterseniz. Sizin müziğiniz rap müziği. Çok soruldu bu soru ama bu soruyu bu şekilde sormayacağım. Genelde ailelerin sıcak bakmadığı bir müzik tarzı. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Bütün dünyada rap müziği, protest, mahalle müziği olarak biliniyor ama aileler sıcak bakıyorlar çocuklarının bu müziğe. Sizinle birlikte özellikle dinlemesine ve ilgi göstermesine çok sıcak bakıyorlar. Neye borçlusunuz bunu? Ailelerin en başta düşündüğü hep şudur. Şimdi benim de çocuğum olsa ilk düşüncem yanındaki arkadaşları, çevresi ve ahlakının gidiş yönüdür. Çocuğun ahlakı büyüdüğü zaman onu etkiler. Bir şekilde küçükken çok geniş davranan, davranışlarına dikkat etmeyen bir çocuk büyüdüğü vakit o davranışları devam ettirir. Onda bir huy haline gelir. Hı hı. Gençliğini çok etkiler. Dolayısıyla gençliği etkilen şey ihtiyarlığı da etkiler. Hı hı. Yani bu bir zincirleme bir şeydir. Benim müziğimle vermek istediğim şey sevecenlik ve gerçekten bağlı olduğumuz bir kültür olduğunu insanlara hatırlatmak. En başta bir maneviyatın olduğu, ortada bir maneviyatımızın olduğu ve bu maneviyatı kaybedersen aslında insanlık kendisini kaybettiği şeklinde bir özü var benim açıklamamın. O nedenle ben son 3-4 senedir yaptığım raplerde, yani rap demeyelim de yaptığım müzik eserlerinde maneviyatı ağırlıkta tutuyorum ve sözlerin kalitesini daha üst noktada tutmaya çalışıyorum ki söz her kapıyı açan bir anahtar. Hı hı. Hiçbir kilitli kapıyı bırakmaz. Yani sizin aklınızda size uygun bir şeyler varsa ve o yöne ilginiz varsa güzel bir söz sizi çeker o yönle ilgili olduğunuz için. Gençler genelde benim sözlerimde kendi hayatlarından bir takım şeyler buldukları için bu şeylere karşı ilgileri çok fazla. Hı hı. İlgi birden sevgiye, aşka dönüşüyor. Bağımlılığa dönüşebiliyor. Sabahları beni dinlemeler, akşam dinlemeler, konsere gelip dinlemeler, hı hı. televizyonda görünce bütün aileyi toplayıp izletmeler gibi. Hı hı. Okulda arkadaşlarına yaymak, albümleri satın aldırmak. Tabii ki bütün sanatçıların başına gelebilir. Sinema yıldızlarının da gelebilir, yazarların da gelebilir. İnsanların sevgisi sanatçılara her zaman vardı. Kadim bir şeydir. Ama bana olan ilgi tabii ki biraz daha farklı. Bizim yaptığımız müzik biraz hırçın bir müzik açıkçası. Hırçın müzik derken önceden 80'li yıllarda daha hırçındı. 90'lı yıllarda giderek çığırından çıkmaya başladı. 2000'li yıllarda artık dinlenemeyecek bir hale geldi. Amerika dahil. Biz çünkü Amerikan rapiyle büyüdük. O zaman Türkçe rap yoktu. Türkçe rap 95'ten itibaren Türk insanına yayıldı. Hı hı. 95'ten 2000 senesine kadar bocaladı, kimse dinlemedi. 2003'te bizlerin yaptığı albümlerle Türkçe rap bir yere geldi. Aslında intiharın eşiğindeydi Türkçe rap. O dönemde. Çok doğru. Yani bir iki kişi haricinde rapi gerçekten adam akıllı yapan insan yoktu ve onlar zaten rapi bu hale getiren insanlardır. Başta biz varız. Peki neden hırçın? Yani hırçınlık, farklı bir konu ama neden hırçın, haklı bir hırçınlık mı o? Şimdi insanların içinde bir takım egolar vardır. Bir takım düşünceleri dışa vurma ve dikkat çekme insanın doğasında vardır. Yani onlar içlerindekini dışa vururken sert yöntemler kullandılar Amerikalılar. Ailelere küfürler ettiler, polislere küfürler ettiler, işte ülkeye küfür ettiler. Ve dolayısıyla biz o şarkıları dinleyerek büyüdük fakat anlamlarını benimsemedik. Sadece ritmik özelliklerini ve kulağa hoş gelen melodileri benimsedik. Yani ben açıkçası hiçbir rap sanatçısının gidip de sözlerini okumadım. Çünkü benim umurumda değildi. Beni çeken müzikti. Yani Eminem'in annesine küfrettiği bile söyleniyor bence. Var, öyle bir şeyler var. Ve Amerika'da en kötü şey o MF diye yazılan o kelimedir ve en aşağılık durumdur. O kelime, o küfür. Yani annesine küfreden bir adam. Yani bundan alınacak edep ahlak sadece aykırılıktır. Gençliğin verdiği heyecanı daha fazla maksimuma çıkarıp kendinde hissetmektir. Yani Eminem'i dinleyince çok sevdin.
ve sözlerini araştırmaya başladın. Sözlerinde de buldun ki ahlaktan uzak bir tip, annesine her ne olursa olsun bir şekilde küfür ediyor ki anneye küfür etmek bizim kültürümüzde haramdır yani, yok öyle bir şey. Evet, yani aklımıza bile gelmez. Annesine evet. küfür eden insanı dinlemek de ona eşlik etmektir, onun günahına katılmaktır. Ben böyle düşünüyorum. Tabii evet. nereden yakaladım bu konuyu derseniz, hani şimdi insanlar hayatını yaşamayı düşünürken sen ince ayrıntılara bakıyorsun diyebilirsiniz. Çünkü benim ince ayrıntılara bakmam beni bu seviyeye getirdi. İnce ayrıntıyı görürsek bütün özeti kavrayabiliriz. İnce ayrıntı olmadan hayatın bir anlamı da aslında olmaz. Yok. Olmaz. Her şey ince ayrıntıdır. Allah-u Teala bize incelikler ya da kabalıklar, ahlaki değerleri önümüze sunmuş ve ahlaki değerlerin en tepe noktasını da bilen insanlarız biz. Bir sahabeyi bilen insanlarız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i biliyoruz. Kitabımızı biliyoruz. Dolayısıyla bizim yaşama tavrımız ve tarzımız yurt dışındakiler gibi olmamalı. Olamaz yani. Ben öyle bir şeye karşıyım ve yıllarca bana bu yüzden laflar söylediler. Bu yüzden beni eleştirdiler. Ya söyleyen hala söylüyor ama hala sizin izleyicileriniz, evet. dinleyicileriniz artıyor. Ve bu aileler de sıcak bakmaya çok aileleri, sizinle birlikte başladı. Ben konuyu aslında orada uzattım ya, ailelere gelecektim de bir şey söylediniz o Eminem'le ilgili, o evet. yüzden uzattım. Evet. Kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Aileler benim şarkılarımda duydukları cümleleri beğeniyorlar. Çünkü her ailede mutlaka kulağı iyi olan bir insan vardır. Yani duyduğunu beğenen ya da beğenmeyen, kulak kabartabilen insanlar vardır. Ya anne ya babadır ya da dayıdır, amcıdır. Bu hiç fark etmez. Ben de çocukken Modern Talking ya da Sandra'yı dinlediğimde, yani eski müzikleri dinlediğimde babama hemen dinletirdim ki babam sesini duysun içeriden. İlgisini çekeyim. Aa, bu güzel şarkıymıştı. Ve bunu hep başarmışımdır. Hep atılımlarım %100 olmuştur. Babam mesela İtalyanca müzikleri çok severdi. Ben arkadaşlarımdan bulduğum kasetler ya da plakları kopyalardım. İçeride Peppino Di Capri'yi çalardım yüksek sesle. Babam gelirdi, kapıyı vururdu. Çok güzelmiş bu şarkı derdi. Benim için ferahlardı. Yaptığım, siz sözü de mi dinletmek istiyorsunuz yoksa müziğin o ritmik her güzelliğini şey. Mi görmesini istiyorsunuz? Şimdi benim yaptığım müzikteki altyapılar genelde bize yakındır. Bize yakın olmasa bile o ruhun psikolojik tavrına, durumuna yakın şeyler yapmak istiyorum. Bu ne demek? Şu demek, mutluyken de, üzgünken de, normalken de dinlenebilecek şarkılar yapmak. Gürültüye kaçmamak, sözlerde edebiyatla değil de, daha doğrusu edebiyatı bir araç olarak kullanıp, içindekini kağıda döküp, oradan da notaya döküp kulağa aktarmak. Evet. Yani bu çok uzun bir süreç aslında. Evet. Bu bana Mevlana'yı hatırlattı. Mesnevi yazmasının gerekçesi de araç olarak kullanmak. İnsanlara evet. ulaşmada estetik, ince bir dil yakalama amacı vardı. Kolera ne düşünür bu konuda? Özellikle ben aslında ara başlık olarak konuştuk ama hırçınlık haklı mıdır? Batı'da özellikle annesine karşı, aileye, otoriteye, bütün o kurulu düzene karşı protest tarz bizde karşılığını buluyor mu? Neden böyle bir hırçın? Ve rap oradan beslendi doğrusu. İşte Amerika'da ilk başta zaten zencilerin çıkardığı bir müzik olduğu için zenciler zaten ezilmiş bir ırk olduğundan anlatacakları, belki de isyan edecekleri çok şey vardı. Bu şekilde başlamış, gelişmiş bir şey ama bizim gerçekten kültürümüzle ve yaşayış tarzımızla hiç örtüşmeyen bir şey. Biz tamamıyla Türkçe rap yapıyoruz. Yani oradan sadece ritimleri, melodilerimiz bile bize has değil mi? Biz sadece Amerika'dan ritimleri alıyoruz. Ve kendi bakış açımızla, kendi anlatmak istediklerimizi kağıda geçiriyoruz. Biz Türkiye'de yaşayan çocuklar olarak duygularımız, düşüncelerimiz, etkileşim alanlarımız çok daha farklı. Onlar Amerika'da yaşayan insanlar olarak etkileşim alanları ya da isyan etmek istedikleri şeyler çok farklı. Bizim mesela öyle bir isyan durumu yok. Rap isyandır diyorlar. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bizim dinimizde de yok isyan. Belki kula kulluğa isyan olabilir değil mi? Yani ha, farklı yok, bir isyan demeyelim ona aslında. Yani onun da isyan değil. Sadece dile getirmek. Rahatsız olduğun şeyleri. Hicivdir. Evet, hicivdir yani. Onun edebiyattaki ismi hicivdir. Hiciv edilir. Mesela şimdi bizim durumumuz şuna benziyor. Türk kahvesinin çekirdekleri dünyanın her yerinde bulunabilir. Özellikle Arabistan'daki Türk kahvesinin çekirdeği öğütüldüğü zaman çok güzel Türk kahvesi gibi olur. Ama Türkler onu közde pişirince, köpükte pişirince Türk kahvesi adını alır. Yani
Tabii ki onun çekirdeği bizde değildi. Onun çekirdeği başka bir yerdeydi. Biz aldık ve o kahveyi kendimiz köpürttük. Evet ve biz şimdi biz kendimiz bir tohum ortaya koymadık. Tohumu aldık ve kendi suyumuzla suladık. O bizim toprağımızda kendi şeklini aldı. Ama bana şunu da diyorlar, eleştiriler şu yönde. Rap bu değil, rap şudur, hakiki rap budur. Hakiki rap kim? Hakiki rap'i bana bir ispat et bakalım. Yani aynen, ne biliyorsun ki, ne öğretiyorsun bana? Hı. Ben 1985'ten beri rap dinliyorum. Bana söyle, kitap yazayım. Ben A'dan Z'ye rap'in her şeyini biliyorum. Bütün hip hop'u biliyorum. Hatta hip hop'u en çok bilen adamdan daha çok hip hop'u biliyorum. Evet. Yani bu işin nasıl yapıldığını bana kimse öğretmesin. Ben çocuk değilim. Bir de ben bir müzik adamıyım. Bu bir eleştiri, bu bir karalama oluyor. Dolayısıyla insanlar eleştirirken yermelidirler. Zaten ama karalamamalıdırlar. Bilmedikleri yani şeylere de çok fazla yine verirler. Dikkate alacağınız eleştiriler olması lazım değil mi? Tabii yani dikkate alınacak eleştiriler. Alınacak eleştiriler değil doğrusu. Çok marjinalize etme çabaları var. Çok marjinal bir grup tarafından sahiplenilsin. Asıl marjinal benim ama. Evet. Marjinal gibi görünen benim. Evet. Onlar normal gibi görünen ama ahlakından sapmış insanlar. Biz onları serseri müziklerine çıkarıp yepyeni bir forma kavuşturduğumuz için onlar serseri raplerini devam ettiremez oldular. Bu onları çok rahatsız hissettiriyor. O yüzden sen rap yapmıyorsun, işin özü bu diyorlar. Hayır, senin işinin özü serserilik olabilir ama benim özüm serserilik değil. O yüzden biz kendimize yoğuruyoruz ve ortaya bu çıkıyor. Bu da onları rahatsız ediyor. Şu, çünkü bu daha çok seviliyor. İnsanlara daha yakın kesinlikle geliyor. Çok doğu tınıları görüyoruz. Türk müziğinin tınıları var. Türk sanat müziği var. Sözlerde bizim kültürümüzden beslenen sözler var. Kimsenin yadırgamayacağı, bu toplumun geneline bunu kabul ediyor musunuz dediğinizde kimsenin itiraz etmeyeceği sözler var. Bu arabesk eleştirisi neden? Neden bir bizden bir şey bulunduğu zaman hemen arabesk eleştirisi? Onu bir densiz çıkardı. Onu herkesin iyi bildiği bir densiz çıkardı. Öyle ağzına ağza sakız oldu. Bir zaman biz de birileri için şekerci demiştik. O da birileri ağzında sakız olmuştu. Bu aynı bir şey. Yani birinin ortaya attığı lafı 50 deli yakalayamadı. Hala da yakalayamadılar. Arabesk denen şey kötü olsaydı Orhan Gencebay idol olmazdı. Evet. Müslüm Gürses onca yıl Müslüm Gürses baba olmazdı. Ya da işte hadi onları bıraktım. Birçok sanat müziği eserinde arabesk vardır. Arabesk, yani arabeski adlandıramazsınız. Arabesk Fransızca bir terimdir. O zaman bana arabesk diyen bir sanat yaptığımı öne sürüyordur. Arabesk sanat demektir. Bunu biliyorlar mı? Hiç sözde açtılar mı? İki keman duyunca arabesk diyorlarsa bu onların cühelalığı yani. Onların cahilliği. Bu eleştiriler aslında Türkiye'de siyasal, sosyal, birçok ekonomik süreçler yaşıyoruz. Eleştiriler zaman kaybettiriyor değil mi? Sizin açınızdan da. Yok, ben hiç eleştiri okumuyorum. İnternete girdiğimde işime bakıyorum. Ben kimsenin eleştirisini okuyacak kadar cahil değilim yani. Evet. Size yolculuk başladı, yolculuğunuz yeni kasetiniz çıktı. Evet. DVD olarak çıktı. Bunun kaç ay sürecek bu süreç? 5 ya aya yakın bir süre sürecek. 30'un üzerinde yani 30 küsür il gezeceğiz. Eşimle, Kolera'yla. Bendeki Sen albümünü tanıtacağız. Ve güzel bir 1,5 saate yakın bir performansımız oluyor. Biz her sene bunu yapıyoruz. Eşim olmadan da ben solo olarak da gidiyorum. Turne veriyorum. Ya da işte farklı projelerin turneleri oluyor. Her sene Ekim ayından itibaren, bu bizim Ekim ayımız gerçekten. Hasadını 5 ay sonra alıyoruz. Her sene de bunu artık biz tabiri caizse geleneksel hale getirdik kendi ailemiz içerisinde. Bizim için alışıldık bir süreç ama 30 il tabii düşününce her hafta hiç tatil olmaması, bir albüm için çırpınmalar, insanlara ulaşmalar gibi görünebilir. Ama yani Şubat tatiline çıkarsınız herhalde değil mi? Ya benim bir haftalık bir tatilim var. O tatilimde de iyi değerlendirmek istiyorum. İnşallah. Bu arada tatilde ne yapıyorsunuz? Yani evde dinleniyor musunuz? Hiçbir şey yapamıyoruz dese yeriniz. Gerçekten biz yeni nereye gitsek bile bir şey yapamıyoruz. Yani ya bizim dinlenme aslında tatili oluyor. Sadece biz bir iki yeşillik görelim, o bizim için tatil yani. Çünkü onu bile göremiyoruz. Hiçbir şeyde gezmek yok bizim için. Aynen. Hayranlarımız sağ olsunlar, eksik olmasınlar, Allah razı olsun. Bize çok üstümüze titriyorlar ama tabii ki gezmek de lazım, görmek, rahat rahat yemek yiyebilmek lazım. Ben yemek yerken birinin benim resmimi çekmesi, hani benim lokmamı mı sayıyorsun, niye benim resmimi çekeceğine, albümümü al git en yakın müzik marketten, bana imzalat, benim hoşuma gider bu.
Yani sizinle bulunduğu bütün ortamlarda bir bağlantı kurma çabası işte bu abartılı bir şekilde maalesef. Bayağı abartıldı. Evet. Ben de kendi sayfama yazdım. Dışarıda resim çekilmekten hoşlanmıyorum. Yemek yerken resmim çekilmesinden hoşlanmıyorum. Ondan sonra çok ukala algılandık. Alınganlık da alınganlık çıkıyor karşısında maalesef. Alınganlık sevgiden doğan bir şeydir. Dolayısıyla onların nazını çekebilecek kapasitedeyim ama hani benim de biraz nazımı çeksinler istiyorum. Evet. Türkçesi bu. Yani bir artıyor, tanıdıklar artıyor, tanışlar artıyor, sizi sevenler artıyor. Ciddi bir yük yani. Bizim anlayamayacağımız bir yük gerçekten. Evet. Bu yükün altına zaman zaman ezildiğiniz oluyor mu? Yani o kadar insan... Ben çok şahidim yani aslında. Tabii. Aslında şey oluyor yani bazen keşke hani çıkıp şöyle bir sahil koridorunda yürüyebilsek dediğimiz oluyor yani. Hani bu onun bedeli aslında. Bizim de özlemini çektiğimiz birçok şey var aslında yani. Evet. Buna yadır şey yani yok diyemeyiz. Evet. Gerçek. Konuşsanız bir türlü, konuşmasanız bir türlü. Konuştuğunuz zaman oraya buraya çekiliyor. Evet. Yani her lafınız... Nasıl tedbir alıyorsunuz? Yani internet sitesi üzerinden mi mesajlarınızı iletiyorsunuz yoksa Twitter kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz. Ben Twitter kullanıyorum çünkü insanlara sahibinin sesi başlığından kendi sistemde yazı yazdığım zaman 2-3 ay bekletiyorum onları. Çünkü o yazıyı yazmak zamanımı alabiliyor. Boş zaman gerekiyor ve uzun yazmam gerekiyor. Tüm hadiselerden bilgi vermem gerekiyor. Twitter bunun kısa yolu oluyor benim için. En azından 2-3 bilgiyle çok önemli bir konu varsa onları hafızalara kazıyabiliyorum. Ama bir yönden de şöyle kötü Twitter. İçinizden geleni yazdığınız için belki böyle pişman olabileceğiniz bir şey yazabilirsiniz. Evet. O çok ince bir nokta. Mesela ben dinleyicilerime dedim, öyle dışarıda resim çektirmek için gelmeyin lütfen dedim. İşte dediğim gibi ukala algılandım. İşte bazı sanatçı çevresinden de birisi şu adamı hani biraz tevazuyu öğretsin gibi saçma sapan şeyler yazdılar. Kendileri tevazudan habersiz. Kendi aslında tevazu imza çok iyi alınmadığı için kendilerinin aslında öyle bir kompleksleri oluşuyor. Tevazu bizi bu hale getiren olgudur. Yani ben tevazuyu kimseden öğrenecek ama değilim. Ama o kompleksleri yüzünden öyle söylüyorlar aslında. Çünkü kendileri öyle bir ilgi görmüyor. Yani benim de bu kadar çok takipçim var ama ben hiç böyle bir ilgi görmüyorum deyip komplekse giriyor aslında. Tamamen kompleks. Yani her alanda olduğu gibi bir alanda hiçbir şey yapmaksızın sadece eleştirmen ünvanını kullanıp eleştiren insanlar var. Neye göre eleştirdikleri hiç anlamış değilim. O kendi fikirlerini söylüyor. Benim için değersiz olabilir senin düşüncen mesela. Ben eleştirmen kavramına çok karşıyım. Evet, kesinlikle. Ne konuda olursa olsun müzik eleştirmeni. Ne biliyorsun, neye eleştiriyorsun, bana bir kanıtın var mı? Diyor adam ben konservatuvar mezunuyum, işte bilmem ne albümün kayıdında bulundum. Tamam benim hayatım kayıtlarla geçti, o zaman ben de müzisyenim. Müzisyen eleştirmenim. Evet. Benim ama fikrimi sen hiçe sayabilirsin. Ben niye senin fikrini insan da şaşar, beşerdir. Zaten şöyle bir de olay var. Herkes gruplaşmış durumda. Sanatçılar bazı eleştirmenleri tanıyor. O onunla kavga etse hemen onun hakkında o yazıyor. Biz hani biz onları hiç kayda bile almıyoruz yani. Futbolda çok başarısız bir teknik direktör. Medyada futbol eleştirmeni ve futbol yazarlar tarafından sevilen bir isim. Kişisel ilişkileri var ve bize dayatılıyor başarılı diye veya başarılı olan başarısız diye dayatılıyor. Bu süreçte futbolu da aynı şekilde. Futbol oynamasından habersiz. Aslına bakarsanız yine ben maneviyatı geri dönecek olursam. Buyurun. Nefis bizim en büyük düşmanımız. Bunların hepsinin tek nedeni nefistir. Nefis insanları böyle konuşturuyor. Hadi şöyle de kendini mutlu hissedeceksin. Bir diyor onu kendini mutlu hissediyor. Aslında içinden daha vicdanlıdır belki. İçinde daha farklı bir vicdan sahibidir. Ama o vicdanı üstü tozlu olduğu için ilk önce o tozu atması gerek ama onu bir türlü beceremediği için toz üstüne toz ekliyor ve kötüden kötüye gidiyor eleştirmenler. İyi bir şey yapıldı. Mesela Cem Yılmaz'ı örnek vereyim. Cem Yılmaz hep iyi bir şeyler yapmaya çalıştı. Filmler yaptı ve bütün filmleri üst üste daha çok kötü eleştirdi, daha çok kötü eleştirdi. Bizim de gözümüz var, biz de gördük. Güzeldi. Çekimler harikaydı. Ya ortada bir kötü bir şey yoktu ama insanlar onu çok yere batırdılar. Neden? Çünkü o tekti. Ya bizde de aynı şey var. Biz de tekiz ürün olarak tekiz. Evet, yani. Meyvesi olan ağacın taşlanması hikayesi burada da geçerli. Türkiye'de sizin internet sitelerinde de Twitter'da sizin hesabınızı kullananlar var değil mi? Sizin adınıza mesela Facebook'ta var diye biliyorum. Biz Facebook'ta yokuz. Hani İnternet siteleri var. Açıyor. Sizin adınıza kurulmuş ama var. Sizin bağlantınız olmayan. Çok var. İsterseniz yani, duyurun hangi site sizi direkt temsil ediyor? melankolia.com.tr adresi. Bizim resmi web sitemiz melankolia.com.tr. MySpace'lerimiz resmi. MySpace taksim işareti slash işte. Sagopa Kajmer.
O da resmin size ait. Twitter'da da Sagopa Kajmer Rap. O da benim Twitter'ım. Zaten takip edenleriniz biliyor bunu. Biliyorlar. Bunlar hepsi bilmeyenler biliyor. Genelde. Hepsi biliyor. Zaten bilmeyenler, bilenlerden öğreniyorlar. Evet. Baktığımızda sizin müziğinizle alakalı eleştiriler yapıldı ama siz yolunuza devam ediyorsunuz. Kitleler hareket ediyor ama Türk müziği çıkış itibariyle daha tane tane, daha sade, daha yavaştan yani. Ana akım öyleydi. Şimdi derelere ayrılıyor gibi. Bir yerde buluşacak mı? Çok hızlı söyleme, meramını hızlı dile getirme çağı yaşıyoruz. Türk müziği genel anlamda mı soruyorsunuz bunu? Bunu genel anlamda soruyorum. Yani Türk sanat müziği, Türk sanat müziği işte, hepsi. Pop müziği, rock müziği. Aslında Türk müziğinin geldiği noktayı sormuş oluyorum yani. Ya ben bu konuda hep karamsarımdır. Yani bana kimse kızmasın. Türk müziği hala bir yere gelememiş. Hep taklit üzere kurulmuş bir müziktir. Türk müziğinin var olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece taklit bir pop müziği ortada. Taklit bir rock kültürü ortada. Rap'te de aynı şey geçerli. Bütün müziklerde aynı şey geçerli. Bir tek sanat müziğimiz kaldı bize ait olan. Onu muhafaza edebildik. Onu muhafaza da edemiyoruz. Yani Allah korusun o müziği. Çünkü o müzik bizim dedelerimizden bize kalan miras. Onun ne dili anlaşabiliyor artık. Çünkü öyle bir dil geldi ki Türkçe dili olarak. Hoşçakalların, yani biz hoşçakala bile hani Allah'a ısmarladık normalde kullanılırdı önceden. Ya da işte Allah'a emanet ol denirdi. Şimdi ondan sonraki dönemde hoşçakal geldi. Sonra bay bay geldi. Şimdi çavlar geldi filan. İyice bir dejenere işte. Yani bu Avrupalılaşmaksa ben yokum o kültürde. Ben hiç Avrupalı kalmayayım. Cahilsem ben cahil kalayım. Kaldı ki ruhsuz bay bay demenin içinde. Bay bay ne yani? Gerçekten bay bay demek. Kendimi şebek gibi hissediyorum. Evet. Hoşçakallar, Allah'a ısmarladıklar. Ne kadar içerikli. Allah'a emanet ol en güzel bir insanı uğurlama şeklidir. Ya da hoşçakal. Hoşça kal, yani hoş git. Evet. Ama bay bay bana gelmiyor. Evet. Biz de kullanıyoruz ama. İşin kötüsü böyle bir enjekte etmişler ki virüsü. Dayatıyor kendini. Kültür. Telefonda birisine hoşça kal diyorum. Bazen haydi bay bay diyorum. Ama bu artık Türkçe'ye girmiş yani. Ne yapabilirsiniz ki? En azından çelişkilerimizin farkına varmak lazım. Tabii. Farkına vardıkça zaten kendini koruyabilirsin. Başkalarını da koruyabilirsin. Biz işte onu yapmaya çalışıyoruz. Bir nevi böyle cengaverlik yapıyoruz yani. Bizim mesela kendi web sitemizde o kısaltmalar, SLM'ler falan kimse yazmaz. Yazılırsa da adminler düzeltir. Tamamıyla insanlar yazarken de kelimeleri tam anlamıyla yazmaya dikkat ediyorlar. Ve bu yüzden de biz de eleştiri alıyoruz. Ne kadar yobazsın en ufak bir şey. Yobazlık buraya kadar düştü mü? Dili korumak bunu söylüyorum. Yani en ufak bir şeyi biz bile İngilizcesine yazsak hemen bizi de uyarıyorlar. Hani sen de yolla diye bir mail adresiniz vardı. D'yi niye ayrı yazmadınız diye bayağı bir olay yaptılar. Nasıl yazayım şimdi ben D'yi ayrı yani. Mail? Yani internette öyle bir ayrı kuramı yok ki yani. Evet, yan yana her şeyi bir site ismi var. 35-40 harften oluşuyor. Hepsi yan yana. Adam öyle bir site yapmış. Ben gördüm. İsmi o. Yani ben nasıl D'yi ayrı yazabilirim? Yani o kültür maalesef dayatıyor kendini. Ama evet, ne kadar kaçabilirsek o kadar iyi. Evet. Değerlerimizi de yeni fark ediyoruz. Çok Bey. İyi. Yani biz mesela siz kendi hem varlık sorgulamanızda hem zihinsel süreçlerinizde yeni değerler keşfederek tabii, bu noktaya tabii, geldiniz. Her gün, her gün. Biz her hem an. Müziğimizi yeniden keşfedelim. Neden biz bir şey yitirdik de tekrar arama çabası içerisindeyiz veya neden insanlar hala bulamadılar? Aileler nedeniyle. Aileler değişiyor. Eski gençler şimdi anne baba oluyorlar ve çocuklarına gereken ilgi göstermiyorlar. Hep kreşlere veriyorlar. Hiç kendileri bakamıyorlar. Para kaygısına düşmüşler ve anne baba işte olduğu için çocuklar acısını çekiyorlar bu işin. Ve kültürü alamıyorlar. Ben babam işe gidiyordu ama annem hep evdeydi. Beni hep annem bu hale getirdi. Babam da bana destek verdi, babalık yaptı. Ve ben iyi bir kültürle bu hale geldim. Ama bakıyorum şimdi yeni neslin çocuklarına. Babası bilmem nerede çalışıyor, annesi bilmem nerede. Çocuk nerede? Kreşte. Özel okula yollayalım. Özel okula gidiyor. Özel okulda şeyler oluyor işte. Zengin bir kitle oluyor. Parası bol olan kitle oluyor. Çocuk orada ezilmemek için onlara bağlı yaşıyor. Ne oldu kültür? Her şey para oldu. Evet. Yani benim burada söylediğim her şey para zincirlemesi. Anne baba para için çalışıyor. Çocuğu yetiştirmek için para verip kreşe veriyorlar. Kreşte ne kadar ilgi, ne kadar alaka kim bilir. Okullardan din dersini de kaldırdılar artık. İçleri rahat etmiştir. Cuk diye oturdu artık Türkiye. Oradan da isyankar gençlik çıkıyor. Tabii ki şimdi biz küçükken Sübhaneke duasını ezberledik, sınav aldık. Şimdiki nesil seçmeli olarak din dersi görüyor. Benim ağrıma gidiyor abi. Ben bir Türk delikanlısıyım. Kaldırın beden dersini kaldırın ya.
Neyiniz var ki beden dersinde iki basket atıyorsunuz, başınız mı göğe eriyor? En azından Allah'a biraz yaklaşırsınız Sübhaneke okuyup. Beden dersinde çok askeri bir nizam var. Askeri nizam askeriye de olur. Başka bir yerde olmaz. Orası ayrıdır. Evet, birçok insan spor yapmayı sevmeyebilir ya da. Yani ben, bana kalsa, bana şu eğitim düzenini bir hani bir kendi tertibini yap deseler, acayip bir tertip yapardım kendimce. Ama şu anki eğitim düzeni gerçekten Avrupalı olma, o aptallık diyorum, kusura bakmayın. Ben hani ağzıma yeni söylemek istiyorum çünkü ben Sagopa Kajmer'im. Ben dilimden bu hale geldim. Ne çektiysem dilimden çektim. Burada da söylemek istiyorum. Avrupalılaşmak dediğiniz şey tamamıyla yozlaşmaktır. Avrupa, gidin Avrupa'da insanlar hiç düşündüğünüz gibi değil. Hepsi medeni, hepsi birbirine selam verir güler ama kimse birbirine yardım etmez. Komşuluk yoktur. Bu mu sizin Avrupa dediğiniz? E tamam, ben cahilim, doğuluyum o zaman yani. Noktayı koyuyorum. Evet. Zaten bir şeyde laşmak, leşmek varsa dönüşmek, siz o değilsiniz kesinlikle. Yani ben dönüşmedim. Ya, her insanın hataları olur. İnsan hataları düzelttikçe olgunlaşır, tecrübe sahibi olur. Hayat zaten tecrübelerde ibarettir. Oyun da değildir. Hayat oyun değildir, sınavdır. Hı hı. Hayat tamamıyla bir sınavdan ibaret. Biz de hatalarımızı yaptık, pişmanlığımızı dile getirdik ve şimdi kendimizi mertebeden mertebeye taşıma gönüllüsüyüz. İnsanlara da biz bunu söylediğimiz zaman deli ilan ediyorlar bizi. Ya bırakın, yobaz mısınız, nesiniz? Kaçıncı yüzyılda yaşıyorsunuz? Eskide kaldı onlar. Ya 1400 sene önce Kur'an inmiş kardeşim. 1400 sene önce neler olacağı söylenmiş. Hepsi açık açık çıkıyor. Bak, 17 Ağustos depremini hiçbirimiz unutamıyoruz. Hepsi bunların bize gösterilmiş 1400 sene önce. Sen kime yobaz diyorsun yani? Sen kime cahil diyorsun ki? Karşımda konuşamazsın bile hiçbir konuda. Evet, biraz da biz bir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Biz Türk değilmişiz gibi, Müslüman değilmişiz gibi, Allah yokmuş gibi. Türklüğümüzden utandığımızı ben gördüm. Arkadaşlarıma bakıyorum, Türklüklerinden utanıyorlar. İşte ben havaalanından yurt dışına konserlere gittiğimde sakalıma bakıyorlar ve beni bekletiyorlar kenarda. Bavullarımı idik didik arıyorlar. Ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi gülerek hoşça kalın diyorlar. Yani ama sakalı olmayan bitiyor. Size böyle davranıyor yurt dışındaki insanlar. Ama siz onlar geldiğinizde onlara yaranmak için her türlü sevimliliği yapıyorsunuz. Ben bu ağrıma gidiyor ya. Biz Türk olarak kendimizi koruyamıyoruz ki. Peki nasıl buluyorsunuz şu anda dünyada Türkiye'nin geldiği noktayı? Çok kötü bir yerdeyiz. Bir iyileşme yok mu? Yok. İyileşme emaresi yok mu? İyileşmek neye göre iyileşmektir ki? Sen kendi insanını koruyamadıktan sonra yurt dışındaki insana özenip mi geliştireceksin kendi insanını? Sen kendi okulundaki düzeni sağlayamamışsın. Uyuşturucu yaşı 13'e 12'ye inmiş. Sen hiçbir şey koruyamıyorsun. Ne çağdaşlığından bahsediyorsun? Avrupa Birliği dediğiniz nedir? Avrupa Birliği'nin müze, iki tane ceset görüntüsü getiriyorlar. İşte geliştik. Buyurun size body fare, cesetleri görüyorsun. Cesetleri getirmişler. Bu mu çağdaştık, bu mu modernize? Sanatın geldiği en son nokta. Sanat ne ki ya? Yani. Sanat bana göre hani resim, müzik, biz sanattır. Biz ebruları görmüşüz, mozaikleri görmüşüz, tabloları görmüşüz. Ondan sonra benim karşıma ceset getiriyorsun. Dilimde canım hattatlarda yani, yanda eserleri devam ettirmeye çalışıyor. Muhteşem yazık. Terziler evlerinde oturuyorlar. Gerçekten Amerika'dan gelen üzücü kodlar nedeniyle. Ya yani tabii bunlar, aptal mısın sen Sagopa Kajmer? Hala nerede, hangi dünyada yaşıyorsun? Ben dünyamı değiştirmedim ki, onlar değiştirdi. Aynen. Onlar farklı bir yere gitmeye çalışıyorlar. Aralarında İngilizce konuşup kendilerini Avrupalı görüyorlar ama bir İngiliz geldiğinde ne dedi diyorlar. Ne dedi diyorlar. Ulan çok konuşuyordun önemli biraz önce sen. Aa ye yeah, falan diyordun. Ya konuş işte, turist geldi karşında. Ne diyor bu diyor. E sen kendi aranda İngilizce konuşuyorsun. Twitter'da İngilizce yazıyorsun, bye yazıyorsun, welcome yazıyorsun. Ama sen sadece bir taklitsin ve benim gözümde şebeksin. Sen istediğin kadar çağdaş ol. Ben senden daha akıllıyım yani, bence. Ama sizin bu görüşlerinizi dile getiren insanlar artık Türkiye'de çok artmaya başladı. Çünkü hepsi korkak. Yok, hepsi korkak. Artmaya başladı. Yani bu ya, artmaya mı başladı dediniz? Evet, artmaya başladı dedim. Artmaya başladıysa ne mutlu bize. Evet. Ama konuşamayan... Yani bu özgüven noktasında. Kardeşim biz buradayız, bu ülkenin sahibiyiz. Ayaklarımız yere basıyor. Ve kim, biz... Aslında biz bu ülkenin sahibi değiliz. Bu ülke bize sahip. Yani biz bu ülkede olduğumuz için her gün dua etmeliyiz. Bu ülke bize sahip. Biz bu ülkeye nasıl sahip olacağız ki? Buraya bize atalarımız emanet etti. Ben ne yaptım bu ülke için? Ülkenin gençlerine iyi örnek olmaya çalıştım. Sözlerimle onları bir tarafa çekmeye çalıştım. Ama diğerleri ne yaptı? Bu çok önemli. Baştakiler ne yapıyor? İşte siyaset adamları,
Bilim adamları ne yapıyor? Bilim adamları yurt dışına gidiyorlar, Türkiye'yi terk ediyorlar burada hiçbir şey kazanamadıkları için. Beyin göçü oluyor. Türkiye'de ne kadar büyük bir beyin göçü olduğunu farkında mısınız? Bütün beyinsizler Türkiye'de kaldı. Bütün beyinler gitti. Kusura bakmayın. Her şey doğru burada yani. Burada hiçbir sahtelik yok. Her şey gerçek. Kalanlar da biraz gidiyor. Beyinli olanlar olabilir. Belki beyinli ona emanete sahip çıkmak isteyenler. Evet, kaldı. Evet. Yani Allah var. Adalet var. Vardır ama %100'üne baktığında %20'si beyin sahibi, %80'i beyinsiz olduğu için o genelleme getiriyor kendini. Ben televizyonda akıllı insan göremiyorum ya. Hala Hindistan'dan getirdikleri öğretiyi burada çok çağdaş bir şeymiş gibi tanıtmaya çalışıyorlar. Evet. İşte yoga yapalım, bilmem git namaz kıl rahatla. Sen Müslüman değil misin? Aptal mısın sen yani? Yani o kadar robotlar yapıyorlar, o kadar yani teknolojik açıdan gelişmişler. Hala bir puta tapınıyorlar. Biz de onların meditasyonlarını, yogalarını... Yani puta tapan insanların şey öğretisini bu ülkede yani. Bir sürü paraya, aklınızın alamayacağı paralara pazarlıyorlar. Ve iki tane Buda'nın önünde durup böyle yaparak rahatlayan adam varsa, gerçekten ben ona bütün mal varlığımı vereyim. Rahatlığını bana ispat etsin. Bana gelsinler ve bu işin varlığını ispat etsinler. Hepsine kafa tutuyorum. Kaldı ki hareketsiz duruyor. Namazda en azından hareket var. Tabii ya canım, evet. Güzelim namaz varken namazı yobazlık zannediyorlar. Allah'a ayıp ediyorlar da o Allah'ın en çok kızdığı putların karşısına geçip medet umuyorlar. Oralara bir şeyler yapıştırıyorlar. Bu insanlık mı ya? Biz ne biçim Müslümanız ki? Biz Müslümanlığın kaç şartını yerine getiriyoruz? Soruyorum size. Namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, oruç tutmak. Kaçını yapıyorsun? Orucumu tutuyorum. Ne zaman? Haftada bir ya da iki. Hepsini tutamasam da bilmem ne. Bu değil ki. Bu değil ki. Farz nedir biliyor musun? Allah yücedir, merhametlidir. Tamam, Allah'ın merhametli olduğunu ben de biliyorum. Namaz farz diyor sana. İlk soru namazdan gelecek diyor. Şu an hazır hissetmiyorum kendimi. Ne zaman hissedeceksin beyefendi, hanımefendi? Ne zaman? Biz de bekledik. 20 sene namazsız kaldık. Allah affetsin. Ondan sonra başladık. Evet. İnşallah Allah hidayet etsin de. Ben kılamayanları değil, önemsemeyenlere kızıyorum. Kesinlikle. Evet. Bu işi önemseyin. Yani sizin Rabbiniz Allah mı? Peygamberiniz Muhammed mi? Tamam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yapacağınız şey belli kardeşim. Sen Müslüman diyorsan Kur'an'a hürmet edeceksin. Hadise hürmet edeceksin. O kadar kötü bir durumdayız ki hadisler yalan yalan deyip duruyor bilim adamı denilen şebelekler. Hadisler yalan olur mu ya? Bu kadar şebek olmanın ne alemi var? Ya biraz daha cesaret etseler Kur'an'ın da benim gerçek kadar olmadığını cesaretli bir ilim adamı olsaydı bu din bu hale gelmezdi Türkiye'de. Hı. Ben din adamı değilim. Ben bir sadece rapçiyim yani. Bir paçavrayım ama ben bu dinimi korumak istiyorum. Hı. Açıkçası bu. Türkçesi bu. Kim bana yobaz derse desin. Hı. Elimden geldiği kadar. Bu Türkiye'de enteresan bir şey var. Gerçi büyük ölçüde o yumuşadı ama birisi çıksa dinden, Allah'tan, kitaptan, namazdan bahsetse anında gerici, geride kalmış, yobaz, eleştiri. Bu başka bir ülkede var mı gerçekten? Ben başka bir ülkede yok. Ben gittim Hollanda'ya. Orada... Birisi Katolikse Katolik olduğunu çok rahat bir şekilde söylüyor değil mi? Ya şimdi Katolik denen Ortodoksa. Adamlar, şimdi affedersiniz ama yani bir şey demek istemiyorum. Bana tamamıyla saçma bir şey gibi geliyor. Yani benim dinim haricindekiler bana açıkçası gelmiyor yani. Onlara da öyle geliyor zaten. İnanıyor neticede o din, onun dışındakilerin başka olduğunu inanıyor. Ben bir dini kabul etmiyorum İslam'dan başka. Burada herkese açıklıyorum. Ne Katolik ne Hristiyanlık. Hiç. Hepsi Hazreti İsa zamanında Hristiyanlık vardı. Ona iman edenler Hristiyan oldular. Müslüman gibi sayıldılar ve onlar iyi hürmet görecekler ahirette. Hı hı. Ama bundan sonra gelen hani Yahudilik de vardı. Biz onlar Musa'ya iman edenler Yahudi olarak yani Müslüman olarak görüldüler. En son gelen din nedir? Kur'an-ı Kerim'in olduğu Müslümanlıktır. Bütün dinler iptal etmiştir. Bütün dinler iptal oldu. Allah-u Teala bütün dinleri iptal etmişken sen kimsin ki bu din var diyebiliyorsun yani. Evet. Biraz ağır oldu ama kusura bakma. Estağfurullah. Ben bu aslında çok isabetli Katolik olan açısından, Ortodoks olan açısından böyle inanması kısmen bir yanılgı içerisinde. Neye biz görebiliriz. Ki? Ama bizim içimizdekilerin böyle düşünmesi çok enteresan değil mi? Amerika'dan rapçi arkadaşlarımız gelmişti. Onlar mesela şeydi, hani saçma geliyor diyorlardı. Hani dinsiz kalmış çocuklar. Evet, biz zavallı. Onları birazcık konuştuk. Hemen böyle Kur'an-ı Kerim'i verdik onlara. Hemen böyle Müslüman oldular. İşte Yunus suresine geldim falan diye bize mesaj atıyorlardı en evet. son. Okuyorlar, uzatmış. Çok mutlular. Yani bir Türk, mesela ben şimdi sakalımı uzatıyorum. Hemen böyle bakış açısı, bu kesin bir tarikatli. Bu kesin böyle yobaz. Onu da açığa koyuyorum. İsmail Ağa Cemaati, Mahmud Efendi. Ya şimdi İsmail Ağa Cemaati ya da işte Cübbeli Ahmet Hoca falan değil. Bu bir hadis.
Aynen. Hadis de diyor ki aynen şu şekilde, Yahudi Hristiyanlara benzemeyin, sakalınızı uzatın, bıyığını kısa tut. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bana İsmail ağa bunu demiyor ki. Aynen. İsmail ağa zaten ona uyuyor. Diğerleri de ona uyuyor. Ya şimdi ben Allah'ın yolunda ilerlerken sen ona şeye baza bak dersen, ya Allah korusun kafirliğe kadar gider bu. Yani sen yaptığın hatalar sonucunu çok kötü ödeyebilirsin. Biz sadece onları sevdiğimiz için, o insanların iyiliğini istediğimiz için, bakın bunun orijinali budur, bu olay bunu ifade eder ve bunu temsil eder demek istiyoruz. Ama yeriliyoruz dediğiniz gibi. Evet. Kızlar ve erkekler, neticede gençlik ikiye ayrılıyor. Siz de karı kocasınız. Bir takip söz konusu mu? Kızlar genelde kolerayı, erkeklerse sagopayı takviye etme durumu olabilir mi? Yok, öyle değil. Karışık tamamıyla karma. Hı-hı. Ama bana özel olarak kızlar daha çok yazıyor. Hı-hı. Sagopa, kajmere, karma yani. Hı-hı. Eşittir. Sizin kızlar gibi saçlarını erkektir. Uzatıyorlar belki. Tepkisel tarzları size Hı-hı. benzetmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Özellikle evet. ergenlik çağındaki kızlar. Güzel bir şey. İyi güzel bir şeye şey. Özenmek güzeldir. Aynen. Öyle aptal Avrupalılar evet. özeneceğine. Biraz gençlikte de bununla bağlayalım isterseniz. Gençlikte sessiz, sakin ama diğer taraftan dokunduğunuzda patlayacak bir kitle mod var. Bu evet. rap'e de çok. Rap de o boşaltmayı da sağlıyor. Evet, enerjiyi evet. de kesinlikle boşaltıyor. Siz de tespit ediyor musunuz bunu? Kesinlikle. Evet. Gerçekten. Hani senin şu söylediğin söz tam beni anlatıyor, tam benim düşüncemi tarif ediyor diye çok yorumlar geliyor. İşte onların duygularına tercüman olduğumuz birikmiş için enerjilerini zaten boşaltıyor. Bu kadar çok benimsiyorlar. Tabii, evet. Yani bunu sadece ben düşünüyordum diyor. Hı-hı. Sizin demek ki benden başka böyle düşünenler de varmış. Cevesi kendinize yakın hissediyor. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Sırruhu Hazretleri Mesnevi Şerif'i yazdığı zaman onun hakkında hiçbir yorumu yok. Onu toplayanlar ve sunanlar sonradan yorumları alıyorlar. Yani mübarek hiçbir şey düşünmeden yazmış. Ama şimdi yıllar sonrasını etkiledi. Neden? Söz insanı çekiyor. İyi bir söz duyduğunuz zaman onu başkasına söylemek istiyorsunuz. Yani güzel bir atasözü aklınıza getirin. Hı hı. Birisiyle paylaşmak istiyorsunuz ve söylersiniz, o kişi o andan bir ibret alır ya. Hı hı. Bizim sözlerimizde de belki o ibreti alıyorlar. Belki kendilerine bir abi abla gibi yakın hissediyorlar. Evet. Aynı beni ama anlattı. Söz gerçekten sihir, büyü var içerisinde. Tabii siz bir saat anlatsanız ikna edemeyeceğiniz bir şey, bir mevzuyu bir kısa cümle içerisinde anlatıyorsunuz. Yine maneviyattan örnek verelim. Evet. Allah'ın ilk emri oku. Okumak neyi okuyorsun? Hı. Sözü oku. Evet. Burada bir ara vermemiz gerekiyor. Araya gitmeden aslında bir VTR de izleyeceğiz ama ikinci bölümde biraz müzik haz ve neşe mi verir yoksa coşku bahsedelim. Ve sevgi mi verir? Siz bunu ayırıyorsunuz. Ayrıntıları ben vardır. Çok önemsiyorum söylediğiniz sözleri. Onu konuşalım ikinci bölümde arzu edersiniz. Tamam. Evet sevgili izleyenler, ara vereceğiz. Arada VTR izleyeceksiniz. Daha doğrusu ara öncesinde VTR izleyeceksiniz. Ara sonrasında biz sizinle tekrar birlikte olacağız burada. Bilirim beni bulur, ne ben ne mutlu olur, ne bensiz huzuru bulur.
Evet efendim, tekrar karşınızdayız. Bursa Kent Müzesi'nden, Bursa'dan size sesleniyoruz, size hitap ediyoruz. Burada çok gerçekten mütevazı, alçak gönüllü bir aileyle birlikteyiz. Sagopa ve Kolera bizimle birlikte. İzleyenlerden siz biraz önce konuşurken şöyle bir eleştiri gelmiş olabilir. Yani madem bu kadar dini hassasiyetten bahsediyorsunuz, kolera neden kapanmıyor, neden başörtüsü örtmüyor? Geliyordur değil mi? Tabii. Ama artık yani alıştılar benim cevabıma. Ben bunun günah olduğunu biliyorum ve bu benim gerçekten günahım. Ben demiyorum ki başın açık olsa da Allah'ın merhameti ağır basar. Sen yeter ki insan ol. Bu benim tarzım değil. Ben gerçekten günahkar olduğumu biliyorum. Ve belki bir gün kapanacağım ve sen benim bu şekilde dedikodumu yaptığın için o günahların sende kalacak. Ama ben kapandığım için belki eski günahlarım affolunacak. Yani bu çok ince bir çizgidir. Evet. Yani bunun kimse buna müdahale etmeden konuşmaması gerek. Ben zaten kimseye hocalık da taslamıyorum. Benim birçok şeyden bahsediyorum. Ben sadece dini müzikler yapmıyorum. Ama dile getirmek istediğim şeyleri de çekinmeden gayet cesaretli bir şekilde söylemek istiyorum. Ve bundan da çok büyük haz alıyorum. Kimsenin fikri yüzünden de değiştirmeyeceğim. Benim için doğru olan şey başım kapalı olan için de doğru, açık olan için de doğru yani. Evet. Ben yanlış ya da kötü bir şey söylemiyorum. Başım açık diye de bunu söyleme hakkına sahip değilsin diyemez ki kimse. Yok zaten. Benim bir kalbim var. Yani bu... Hiçbir kulun Allah'la kurduğu bir ilişkisi var. Aynen. Onu şey yapamaz. Ne kapalılar biliyoruz ama hani secde etmiyorlar. Herkes çekil çekil, kimsenin içini bilemezsiniz. Yani... Kimsenin yaptığı ibadete bilemezsiniz. Belki bir kapalıdan daha çok ibadet ediyorumdur. Kimse hiçbir şey bilemez ve kimsenin garantisi yok. Ama hani şunu bilsinler ki ben bunu gerçekten günah olduğunu biliyorum. Ve inşallah Allah nasip eder cümle açıklara da kapanmak. Evet. İnşallah bana nasip olsun. Kalpleri en iyi Allah biliyor. Gerçekten öyle. Zaten İnsan kalplere ve niyetlerine göre değerlendireceği için amellerden. İlk hadisi şerif o değil miydi yani? Ameller niyetlere göredir. Zaten ya bu bir amelsizlik kabul ediliyor. Tabii bir kadın için açık olmak. Evet, halbuki benim amacım teşhircilik ya da böyle güzel görünüyorum, kendimi böyle rahatsız ediyorum. Kesinlikle değil. Onlar kapalı ailelerde büyüyorlar. Ve açık olmak onları gerçekten çıplak gezmek gibi geliyor. Onları çok iyi anlıyorum. Doğal bir şey. Bu çok doğal bir şey. Namazlıya namazsızın ne kadar gaflette olduğunu düşünmesi gibi. Nasıl ben askılı giyemiyorsam ya da bikini giyip çıkamıyorsam onlar da beni öyle görüyorlar. Çok iyi anlıyorum onları ama belki bir gün ben de onlar gibi kapanacağım. Çünkü benim ailem açık bir aileden geldim ben. Kapalı değiller ama hepimiz mesela namaz kılıyoruz. Onun yeri ayrı, belki onun yeri ayrı. Evet. Öyle yani. Yani siz aslında toplumun buluştuğu noktada bulunuyorsunuz. Konserinize kapalılar çok seviyor beni geliyor, ve bana dua ediyorlar. Rüyalarında hep beni kapalı görüyorlar. Velhasıl kelam yani aslında gönlümden kapalıyım ama inşallah şeklen de Allah nasip etsin diyorum. Ya bir şey olsa burada çok önemli bir husus var tabii. İnsanların başka bir insan için düşündüğü şeyler onlar için doğru olabilir. Mesela neden kapanmıyor? Neden kendine bir çeki düzen vermiyor? O zaman hiç konuşmasın. Evet. Şimdi o ona kalmamış bir şey. Ha, kendi eşi kapansın. Şimdi o ona kalmamış bir şey. Hani dediğimi yap, yaptığımı yapma hususunda konuşulabilir. Ama dediğimi de yap, yaptığımı da yap demek istiyoruz. O yüzden bir tane açık arıyorlar. Açığı da buluyorlar mesela, kapalı değil. Ama diğerlerine bak. Şimdi söylenmez hiçbir şey. Her tarafa açık. Diğerlerine bak sen. Kalbine bak, niyete bak. Kapalılık da günah şey olarak kenarda ama kaldı. Ama zaten açık söylemiyorsun. Bileli kapalı insanlardan çok daha güzel rüyalar görüyorum mesela. Evet. Onca yıl kapalı görememiş. Demek ki Allah bana nasip etmiş. Demek ki o kadar da kötü bir yerde değilim. O kadar da yani. Yani ana kriter değilim. Şekil değildir anlamında. Gerçekten. Söylüyoruz bunları. Siz zaten biraz önce söylerken de herkes sakal bıraksın diye söylemediniz. Tabii canım. Bu hadis gerekliliği inkarı eleştiriyordunuz siz. Ben gerekliliğin inkar edilmesinden yana değilim. Mesela kolera biliyor günah olduğunu, açık olduğunu. Çünkü dinimize göre kadın belli şekillerde kapanmalıdır. El ayak yüzü hariç her taraf zaten. Kapamamalıdır. Yani bir zamanlar Mekke'de kadınlar kargalar gibiydi diyor hadis. Böyle küçük çalılar gibi, kargalar gibi diyor. Demek ki hadis öyle diyorsa öyle olmak zorundasın. Sen başka şimdi, kendine göre bir şey yapamazsın. Şimdiki kapalılar yani şu elimiz, ayağımız ve yüzümüz hariç her şeyimiz haramsa şimdi kadınlar niye benim bu uzunlukta giyiyorlar kapalı oldukları halde? Herkesin eksiklikleri var aslında. Bu beni rahatsız ediyor. Bu da bunu beni de rahatsız ediyor. Onlar ama ben gidip de sen niye öyle yapıyorsun demiyorum. Onlar da benim saçımı görmeyi versinler. Atatürk zamanına bakın. Yani Atatürk'ün cumhuriyeti ilan etmediği, yani daha henüz ilan etmediği zamanda kendi annesi Zübeyde Hanım bile kapalıdır. Çarşaflı hatta yani. Dinimizde budur. Yani bunu açıkçası bu. Bunun tersini söylemek
Ha benim günahım olur, o vebal altına girmem. Dinimizde nedir? Kadın bir şey çağrıştırmayacaktır. Şimdi Esra'ya bakıyorsun, fıstık gibi kız. Yani böyle insan kötü de düşünebilir. Ha ne kadar hanımefendi bir kız, ne kadar becerikli bir kız diye düşünebilir. Evet. İşte orada da o insanın amelleri, niyetlerine göre kalır. Aslında bakışlara kalmış biraz daha. Yani bakışlar çok kalmış. Şeytani tabii, olduğu sürece tabii bir şey yapmazsınız. İnsanlara da çok fazla açık kapı bırakmamak lazım. Dediğim gibi yani bir askılıyla, beni kimse henüz görmedi bir askılı tişörtle ya da bir etekle ya da çok açık bir şeyle, yani benim en açık halim bu yani. Evet. Bu mevzuyu ben öyle merak ettiğim için değil, siz konuştuğunuzda yani belki çelişkili gelmiş olabilir diye bazı izleyicilerimize sorma i̇yi gereği hissettim. İyi ki söylediniz. Zaten hani ben çok sorulan ve cevap verdiğim bir konu burada. İşin da özü budur. Yani son cümlesi şudur bu mevzunun. Kolera açık olduğu için günahta olduğunu farkındadır. Ama kimse ona sen günahlısın diyecek kadar da dininde başarılı değildir. Evet, bununla da bağlayalım. Evet. Araya gitmeden önce müzik haz veren duydu bir şey midir, neşe veren bir şey midir? Yoksa müzik coşku ve duyguların deşarj olmasını mı sağlar? Nasıl bakıyorsunuz? Bizim müziğimiz mi, genel olarak mı? Yani sizin müziğe bakışınızı ben merak ediyorum. Müzik böyle olması gerekir dediğiniz müzik. Beğeniler nasıl vardır. Yani ben mesela her müzik şey dinleyeceğim zaman söze bakmam. İlk başta size bakmam. Müzik nasıldır ona bakarım. Hı-hı. Müzik beni çekiyorsa sözle de devam ederim. Hı-hı. Ama bazı insan da vardır. Sadece söze bakar, şiire meraklıdır. Ya bu kişiye göre değişir. Ama bizim amacımız müzikteki olması gereken şey dinlerken içinde tatlı ekşi bir coşkunun olması. Hı-hı. Ya da tam anlamıyla bir coşkunun olması. Tatlı ekşi dediğim şey iyiyken de dinlersin, kötüyken de. Yani ruh halin iyiyken de kötüyken de dinlersen dinleyebilirsin. Hı-hı. Ama bazıları da var ki sadece ben rock müzik dinleyeceğim diyor. Gitar sesi duymak istiyorum diyor. Enstrümana bağımlı adam. Veya metal dinliyor. Yani metal dinliyor. Adam böyle sesler duymak istiyor. Adam ona bağımlı. Bir sürede olsa ona bağımlı kalıyor. Ondan sonra zaten ister istemez kulak onu reddediyor. Diyor ki bu müzikten sıkıldın. Bıkıyor artık. Hep öyledir. Şimdi gençliğinizde hani şimdi yaşlı değilsiniz yanlış anlamayın ama daha belki dönemlerde farklı müzikler dinleyip sonradan farklı müziğe geçiş yaptığınız olmuştur. Hı hı. Herkesin de olur. Ben küçükken İbrahim Tatlıses'in şarkılarını, Küçük Emrah'ın şarkılarını söylüyordum. O zaman da arabeskçiydim ben. Damarda var bir şey aslında. Tabii o zaman da arabeskçiydim. Yadırgayacak bir şey yok. Çok seviyorum. Yıllar geçti. Şimdi ben hala Küçük Emrah'ın o sevdiğim şarkılarını dinleyebiliyorum. Evet, severek dinliyorum. Son ses açıyorum. Sen affetsen ben affetmem. Dinliyorum yani o şarkıyı. Orhan Gencebay'ı dinliyorsunuz. Ya, tabii ki dinliyorum. Ya onlar bu topraklardan çıkan çok önemli insanlar. Biz onlara laf edemeyiz. O kadar boyumuz uzamadı bizim yani. Biz müzikteki coşkuyu nitelendirirken müzikaliteye bakıyoruz. Yani müzikalite olacak ki coşku olacak. Şimdi sadece tek düze giden bir sıradan bir rutin müziğin üstünde sen istediğin lafı söyle, arkadaki rutin giderse hep aynı şeyler sıkar. Evet. Bizde de aslında korkulacak nokta o. Müziğimiz bir iki tane düzenek üzerine kurulu, minimal onlar devam ediyor. Minimal bir yapısı var. Lakin o sözler o müziği daha başka yerlere taşıyor. Sizin müzikte benim dikkatimi çeken müziğinizde demir tavında dövülür hesabı. Evet. Sözlerle besliyorsunuz, bir yerde tabii coşku oluşuyor. Tabii. Daha doğu tınılarıyla. Tabii. Orada da aslında bir münacat var gibi sanki, bir yakarış var gibi. Köfte yapmak gibi bizmiş. Evet. Yani biraz kaba tabirle köfte. Kıymayı nasıl çektireceğini bileceksin. Doğru. Neresinden kıyma yaptığını köfte için bileceksin. Döşten mi, kaburgadan mı? Ondan sonra kıymayı makinede mi çekeceksin? Satır bıçağıyla mı yapacaksın? Üstüne ne baharat ekleyeceksin? Ne ayarda pişireceksin? Közde mi? Nerede? Müzik böyle bir şeydir. Müziği kim ne zannediyorsa yanlış anlamasın. Müzik bilgisayar karşısında yapılır. Ama müziği bilgisayar karşısında herkes yapamaz. Müziği herkes iyi yapamaz. O coşkuyu verebilecek olan şey insanın kendi Allah'ın verdiği yetenektir. Yani o yetenekle sen karşındaki insana iyi bir müzik aktarabilirsin. O yüzden müzikte hem coşku da olmalı, hem sevgi, neşe de olmalı, hem de ağlatan da olmalı. Ağlatan bir öğe de olmalı. Her şey yaşayabilirsin. Aşırı haz veren bir müzik mesela siz tercih eder misiniz kolera? Neden etmeyelim? Tabii ki. Zaten var öyle çok yani dinlemeyi sevdiğim tarz müzikler. Arabeskten var. Daha böyle daha sert müzikler var. Daha elektronik müzikler var. Bazı rapler var. Birçok çeşit mesela müzik Erkin var. Mesela Erkin Koray'a, Cem Karaca'ya, çok severim. Benim babamın bana yadigarıdır Erkin Koray. Çok severim. Ben Barış Manço'nun çok hayranıyım. Evet.
O da. Keşke onlar gibi olsa, keşke yeni bir şeyler ben gelse. Ben ama Barış Manço'yu çok benzetiyorum sizin şeyinize. Benim babam bana Barış Manço'ya sen çok benziyorsun diyor. Gerçekten sen de o his o var, o his yok, veriyor yok. Bana. Barış Manço'nun müziğindeki hissiyat senin müziğinde evet, var evet, diyor. Ben gerçekten de bunu hissetmişimdir. Çünkü Barış Manço'yu... Özlü sözler var. Ya hem özlü sözler var, de aynı. Kullandığı armoniler, evet, gamlar, evet, düşüşler ve yükselişler bana çok benzer. Daha doğrusu ben ona çok benzerim. Çünkü o benden eskidir, ona saygım sonsuzdur. Allah rahmet eylesin. Aynen. Barış Manço çok büyük yetenek. Peki Türk halk müziğinin daha revize edilmiş hali, mesela Ahmet Kayalar. Severim. Onları nasıl severim? Çok severim. Ben hani Ahmet Kaya'nın hiçbir şeyle ilgilenmem ben. Öyle milletin ilgilendiği, bunu kık kaka falan demem ben. Hı hı. Ben müziğine bakarım. Müziği de güzeldir. Kaliteli müziği var. Çok güzeldir müziği. Ben Fatih Kısaparmak da dinlerim. Hı hı. Ben Selda Bağcan da dinlerim. Ya ben Nur Yoldaş da dinlerim. Peki dinlemem dediğiniz ne var? Türkçe saz, sözlü hafif batı müziği örneği. Ben sadece country müziği dinleyemiyorum. Onu çekemiyorum. Ben Amerika'nın... de yok zaten. Ben de açıkçası Fazıl Say müziğini dinleyemiyorum. O Fazıl Say'ın yaptığı... Onu arabeski tükaka diyorsa ben de onun müziğini öyle diyorum. Dinleyenleri de hani sevenleri de affetsin ama ben bir şey almıyorum yani, kafa gürültüsü gibi geliyor bana. Fazıl Say müziğin içine yani, çok girmiş ve piyanoyu artık... Uçuyor yani. Ben ondan zevk almıyorum. Ben biraz daha böyle aslında duygularıma bir şov var orada. Müzik de var. Öyle ama... bir şov kabul etmiyorum. Ya onun kendi de şarjı olarak görüyorum ben onu. O bana değil, kendi de şarjı. Tabii ki bir piyanist böyle çalarken, uçarken çok zevk alır ama izleyen, dinleyen o kadar zevk almayabilir mesela. Ya beni geriyor müzisyen, yani o tarz müzik. Şöyle söyleyeyim, bir müzisyen müzikten zevk alırken ağzı yamulmamalı yani. Öyle bir müzisyen, öyle bir açıkçası kendini böyle dağıtmamalı yani. Müzisyen dediğin karizmatik olur. Müziği çalarken kendi seviyesinde böyle bir şevke gelir ama ağzı yamulmaz. Onun ağzı yamuldu. O arabeske laf attığı için onun yaptığı hiçbir şov yerine geçmez, şebeleklik yerine geçer. O biraz müziğe saygı göstersin. Müzisyen duygusallık içerir. Müzisyende duygusallık vardır. Müzisyen gidip de hadada hudada laf edemez. Özellikle meslektaşlarına edemez. Belli bir kültürün formuna laf eden müzisyen de müzisyen değildir. O sadece iyi bir eğitim almıştır. Yeteneğiyle piyano çalabiliyordur ama müzisyen değildir. Yani müzisyen duygusaldır. Müzisyen ılımlıdır, tevazu evet, sahibidir. Müzisyen müzisyen yapanıdır. Orhan Gencebay'ın kimseye laf attığını gördünüz mü? Bir arabeskçi o. Bir Berhudar olunuz. Kendisine laf atana bile laf atmayan bir insan. Yani kendisine laf atana bile atma. Evet. İşte budur müzisyenlik, işte budur Müslümanlık. Biraz odur. Gaza geliniyor herhalde Türkiye'deki tabii, siyasi tabii, atmosfer. Tabii. Bir yani, ideolojik bir kamplaşma. Ona kadar gaza gelirse biz de o kadar gaza geliriz yani. Aynen. Anya Konya. Ona kadar arabeske laf atarsa biz de o kadar onun yaptığı zaten klasik müziğe zaten Türkiye'de o kadar atarız. Çok dinleyicisi yok mu? İnsanlar gidip yurt dışındaki insanlara konser veriyor ki. Ben ya, Türkiye'deki insanlara konser veriyorum. Sen veriyorsun Türkiye'deki insanlara evet, konser. Onlar bize hitap etmiyor aslında. Türkiye'de o kadar çok kitlesi yok yani bu insanlara. Bunu da sorgulamaları gerekiyor aslında. Neden yani, jet sosyete dedikleri var ya, ben aynen, onlara jet lag sosyete diyorum. Onlar hala uyanamamışlar. Yani. Uyanamamışlar. Mesela gidiyorlar bir caz konserine. Orada bir tane zenci babamız çalmaya başlıyor böyle. Saçma sapan gitar çalıyor. Bir şeyler çalıyor. Of, o cazlar, bluzlar beni mahvediyor. Hello free hiç jazz denen şey. Yani biz kendimizi zorluyoruz sevmeye, beğenmeye ama. Ya sevemiyoruz işte. Bu kadar basit. Türkiye'de neden büyük bir cazı çıkmadı hala? Çok Kerem Görsev var. Tamam büyük cazıdır da kaç tane albüm satıyor bu insanlar ki? Ben plak şirketim var benim onun kapanında. Bütün satışlardan haberdarım. Kimse de ahkam kesemez. Aynen. En fazla 400 adet satıyorlar. Dikkatinizi çekiyorum. Yok Kerem Görsev için demiyorum. Yok, bu, onun için demiyorum. Yani, bunu Kerem Görsev ayrı. O sadece Türkiye'den verebileceğim bir caz örneğidir kaliteli olarak. Hı-hı. Ama cazın geneline Türkiye'de baktığınızda 400-500 adet kopya hı-hı, satıyorlar. Bir de bile ulaşamayan hı-hı, caz albümleri var. Hı-hı. Ama bunların festivalleri oluyor. Ben hiçbirine gitmedim ama çünkü gidenleri görüyorum. Gidenler de şöyle bir kitledir. Biraz parası vardır. Çevresine hava atmak için ben şu gün şu caz konserine gidiyorum derler. Ve gittikleri ortamda ya uyuyakalırlar. Bunu bana Cem Yılmaz anlatmıştı. Dedi bir konsere gittim, caz konserine. Böyle durdum dedi. Evet dedim, sonra ne oldu? Bateristen bekledim dedi. Şimdi şöyle ilk önce zillere vurur dedi. Ondan sonra bir atak yapıp müziğe başlar dedi. Tam dedi o anda dedi zillere vurmaya başladı dedi, yıkıldım dedi. Arkaya bakıyorum biri uyuyor dedi böyle. Nereye geldim ben dedi. Bunu Cem Yılmaz anlattı bana. Bir caz konserine gittiğinde. Şimdi olay şu. Ülkemizde sevilen müzik belli. Belli yani fantezi müzik deyip geçmeyeceksin. Fantezi müziği herkes dinleyebiliyor. Ben de dinlerim. Kolera da dinler. Ama
konumuz Fazıl Say oldu biraz. Fazıl Say. Yok, ben o tarz müziği neyi dinleyemezsin diye sorulunca ben evet. O tarz müzik bana mesela ha, o hep freestyle cazlar böyle birbirinden bağımsız demiştim, şeyler hoşuna gidiyor. Serbest stil cazı country sevmem. Country de keza sevmem. Country hiç sevmem. Klasik müziğin çok gürültülerini sevmem. Ama geri kalan her şeyden bir nebze yani, evet. Dinlemişliğim vardır. Kesinlikle. Bilirim de. İcra etmişliğim de vardır çoğunu. Peki yabancı müzikten, yabancı derken ille batılı anlamak gerekmiyor. İran, Farsça'yı bildiğiniz için soruyorum. İran müziğini dinler misiniz, takip eder tabii. misiniz? Tabii yani mesela Arap müziği. Fayruz'u çok severim. Arap müziği. Mesela ben Arap müziğini çok haz edemiyorum ama İran müziği daha sıcak geliyor. İran müziği bana çok sıcak evet. geliyor. İlkbahar gibi sanki. Hatta benim Mesnevi'nin plakları da var benim evimde. Farsça plaklar var. Mesela İran'dan aklıma Farid Faryat'ı çok severim mesela. Farid Faryat çok büyük bir müzisyen, bir müzik adamı. İşte Isfahan'ın bazı sanatçıları var. Özel keman yıldızları var. Onların çok güzel şeyleri, şiirleri var keman eşliğinde. Çünkü onlar mülayim insanlar. Yani bir keman üstte bir şiir okursalar da onlara müzik gibi geliyor ve onlar... Bir de bizim tarihsel bir müzik zevkinde buluştuğumuz nokta var tabii, değil mi? Tabii, yani çayı tabii. bile aynen demliyoruz. Tabii, tabii. İki demlikte de yapıyoruz. Tabii. Müzik ve sanat noktasında hem dil, Fars dil edebiyatı okuduğunuz için siz daha iyi bilirsiniz. Tabii. Biz onların müziklerini etüt ediyorduk. Derslerimizde dinliyorduk kulaklar takıp. Ne dediklerini de yazıyorduk. İşte kenara yazıyorduk. Bunu işte askerlik dönemlerimde Farsça öğretmenken de yaptık. Kasetleri dinleyip orada denilenleri yazıyorduk. Onların musikilerini dinliyorduk. İşte kimi işte bir yerden şiir getiriyordu. Bak bunun şarkısı bile varmış diyordu. Ben kendi üniversite finalimi Makber'den verdim. Makber'di benim. Hocamın bana sorduğu final sorusu. Sözlü yapacağım, kimseye yazılı yapmayacağım dedi. Herkesi birer birer odama alacağım dedi. Mehmet Kanar hocam, ona selam ederim. Büyük üstattır. Mehmet Kanar hocam herkesi böyle alarak odasına bir bir kitaptan eserler sordu. Ve gerçekten Farsçayı bilerek mi mezun oluyorsunuz, bilmeden mi mezun oluyorsunuz? Bunun sağlamasını yaptı. Bana da Makber gelmişti. Ben de o zamana kadar Makber'den haberdar değildim. Makber bildiğimiz tüm her olan. Yer karanlık. Evet. O Makber. Ben Farsçasından okuyunca tabii ışık gelmedi. Yani bir görüntü alamadım. Hoca dedi hala hatırlayamadım bu şarkı dedi. Her yer karanlık var dedi. Ha, oradan hatırladım. O sınavımı da güzel vermiştim. 80 puanla geçmiştim. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir Farsça sınavda bile karşısına Makber çıkıyor. Evet. Türk sanat müziğinin en zor, en güç bela eserlerinden birisi çıkıyor. Biz bu kadar yakınız aslında komşumuzla. Evet. Siz ne dersiniz bu konuyla alakalı? Bizim beslendiğimiz ortak müzik havzamız, bir havuz var. Daha ziyade Farisi, Türk, Orta Asya müzikleri hakim değil mi kültür müziğimizde? Evet, ben vallahi o kadar derin detay bilmiyorum yani tabi o kadar gerçekten ama dediğiniz doğru. Ben de Sagon'un dinledikleri kadar biliyorum. Yani özel bir ilgim yok açıkçası o tarz. Evet. Peki evet. Müzikte duygusallık biraz hazdan bahsetmiştik. Siz diyorsunuz ki ben bir çiçeğin güzelliğinde bile ağlayabilirim. Evet. Toplum olarak gerçi aynı konuya dönmek istemiyorum ama ağlamayı, hüzünlenmeyi unuttuk. Bir Fazıl Say'ın evet. bu katı dili ya, belirleyici oluyor veya daha sert çizgilerle ayıran ilişkiler görüyoruz. Ya aslında kesinlikle yine ben yetiştirilme tarzına, aileye bağlıyorum bu durumu. Ailesinde nasıl yetişiyorsa ona göre şekilleniyor insan ve ona göre ya duygusal biri oluyor ya sinirli bir yapıda oluyor. Karakteri yaşayış tarzına göre insanların gelişiyor. Kimisi çok sert oluyor, kimisi de daha duygusal oluyor, her şeye ağlayabiliyor. Evet. Ben yine yani aileye bağlıyorum, büyüme stiline, yaşa stiline evet. bağlıyorum. Daha ziyade siz müzik yaparak aslında kendinizi ifade ediyorsunuz. Örneğin Sagopa müzik yapmasaydı nasıl ifade ederdi kendini? Bir şey var mı? Ya gelecek plan var mıydı? İfade etme ihtiyacım yok benim yani hiçbir şeye rap karşı. Rap yapma ihtiyacım vardı. Ben rap yapmak istedim, rap yaptım. Diğer müzikleri de sardım. Ama size mesela sizi rap'e iten ne oldu? Psikolojik süreçler açısından soruyorum. Ya benim çocukluğumdan gelen bir şey olduğu için ben sonradan rapçi olmadım. Ben ilkokul 3'te rap yapmaya başlamadım. Yani öyle rap söylemeye başlamadım ama rap'in içindeydim. Yani breakdance yaptım, rap müziği dinledim. Onların bütün formlarını kafama doldurdum.
1998 senesinde ben icra etmeye başladım, yazmaya başladım. Ve dolayısıyla ben aslında insanlara kendi düşüncelerimi ulaştırmak için müzik yapmaya başlamadım. Ben sadece rap yapmak için, yani bir şarkım olsun, işte benim de bir albüm olsun diye başladım. Sonra iş şekillendi ve bu odun yontuldu, yani bir sanat eseri haline geldi. Yoksa ilk başta hiçbir şey sanat eseri ortaya çıkaracağım diye değildi yani. Evet, peki nasıl buluyorsunuz sizi dinleyenleri, izleyenleri, takipçilerinizi? Hayran tabirini tasvip ediyor musunuz bilmiyorum. Sevenlerimiz diyoruz. Sevenler. Dinleyiciler, sevenler. Evet, genel şeyi değerlendirdiğinizde hedef kitleniz, liseliler genelde hedef kitleniz ama onları şöyle bir genel değerlendirecek olsanız, rahatsız oldunuz, memnun oldunuz? Ben şöyle söyleyeyim bu konuda. Madonna'nın da dinleyicisine bakın, 13-18-30 arasıdır yaş dinleyicisi. Britney Spears'a bakın, ayrıdır. Yani yurt dışında da böyledir. Bizi lise ve üstü dinler. Ya da 6. Ama asla yani 40 yaşındaki bir adamı oturup yani bizi dinletmeni zor olur. Öyle söyleyeyim. Dinleyen olur da az olur. Olur da az olur. Yani bizim hitap kitlemiz belli zaten. Sen şimdi herhangi bir gençlik ürünü gidip yaşlıya satamayacağın gibi biz gençlik ürünü yapıyoruz. Biz yaşlı insanlara ya da orta yaş üstüne müzik yapamıyoruz ki. Onlar fasıldan haz alırlar. Çünkü onunla büyümüşler, yetişmişler. Şimdi bizim de yaşlanan kişiler de rap'i benimsedikleri için çal oradan sagopa diyebilecekler zaman gelince, bundan 20 sene sonra. Çal bizim gençliğimizin şarkısını, Baytar'ı çal filan diyebilirler. 70 yaşında bir ihtirim ben tahayyül edemiyorum ama herhalde olacak. Ama şimdi öyle bir durum var ki insanlar yaşlanıyor ve jenerasyonlar ve zevkler değişiyor. Şimdi 50 yaşındaki benimle beslenen, benimle çocukluğunu geçirmiş bir adam lise yıllarını hatırlamak için beni dinleyecek. Ben lise yıllarımı hatırlamak için İşte Modern Talking'i dinleyeceğim. Michael Jackson'ı dinleyeceğim. O da hatırlamak için beni dinleyecek, Kore'yi dinleyecek. Aslında yani. Biz o dönemleri hatırlamak için o müzikler bizde o dönemleri hatırlatacak her halükarda. Bir nostalji olacak herhalde. Müzik ve parfüm, müzik ve parfüm iki önemli yolculuk ettiren araç gibi. Gerçekten öyle, koku da öyle. Zaman ve mekan şeyi kaldırıyor. Hemen yolculuğa başlarsınız. Bir koku, böyle bir koklarsınız. Aa, ilkokul yıllarımı hatırladım. Annemin yaptığı yemeği hatırladım gibi. Ya da işte bir müzik, şarkı duyarsınız. O kadar güzel bir in aklınıza gelir ki o an bulunduğunuz duruma ağlarsınız yani. O ana ulaşamadığınız için ağlarsınız. Ben çok yaşadım. Keşke diyorum yani. Mesela o zaman geri dönsem bir gün dinlerdim. Bunu yapan kim? Müzik. Evet. Bazen olumsuz da oluyor. Hasta olduğunuzda dinlediğiniz müziği hatırladığınızda midiniz bulanıyor. Aynen öyle. Tabii. Müzik ve koku iki önemli yolculuk taşıdı. Evet. Son olarak da albümden biraz bahsedelim. Bendeki Sen, albüm başlıklarınız gerçekten çok düşünerek, özenle seçerek koyuyorsunuz. Onu fark ediyoruz. Aslında özenle seçmediğimizi söylesem. Bendeki Sen güzel ama. Yani insana farklı çağrışımlar yaptıran bir. Kısa ve öz olmasını istedik. İkimizi anlatan bir şeydi bundan önceki albümümüz. Yani bu albüm ismini de koyalım. İkinizi anlatan bir şey işte. Bu albümde de kısa ve öz olsun istedik. Bendeki Sen. Her türlü anlaşılabilir. Mesela Kolera'nın bendeki değeri. Onun işte içindeki benim değerim. Ya da her ikimizdeki Allah'ın değeri. Yani bendeki Allah sevgisi gibi. Yani o sen, o zamir herkes kendine göre niteleyebilir. Yani bizim albümümüzün adı bile 4-5 yoldan, kanaldan. Onun için söylüyorum. Farklı varır. Anlamlar var. Tek anlam yok. Tabii. Ve kişi baktığında karşısındaki kişinin gözünde kendisini görür. Evet. Çağrışımı da yapıyor. Evet. Yani aslında sen beni eleştirirken de kendini görüyorsun. Size kötü eleştiride bulunan aslında kendini görmüş oluyor. Tabii. Bir ayna görevi görüyor. Gerçekten öyle. Onun için çok da fazla herhalde eleştirileri siz zaten çok fazla... Eleştiri okumuyorum. Çünkü hiçbirini eleştiri olarak görmüyorum. Beni eleştirecek insan benim kadar bir şeyler bilmeli. Aynen. Hani herhangi bir vatandaşın eleştirisi... Bizi zaten olabilir. Eleştiren kimse yok ya. Kimmiş ki o? Ya bir tane... Bir tane yazar var. O da onun kimin arkadaşı yok, olduğu belli yok, onu yani. Demiyor. Herhangi bir vatandaşımız, herhangi bir insan bizi dinliyor ve eleştirmek istiyor mesela. Bir liseli bir çocuk bizi eleştirecek. Onun eleştirisini ben dikkate alır mıyım? Yok, almazsın zaten. Neden almam? Seni eleştirmez o. Bir dakika. Ben neden bunu dikkate almam biliyor musunuz? Çünkü onun geçtiği yollardan bugüne geldim ya. Deneyimlerim var ya benim kendimce. O deneyimlerle ne o kadar yanlışları ben de yaptım diyorsunuz. Ne yani. Kadar örtüştüyse. Mesela ben de ilk rap yapmaya başladığımda başka rapçilere saydırıyordum. Lan o rap. Yani ben de kendimi uzun boylu görüyordum.
Kimse Allah'a şükür kafama vurup benim boyumu kısaltmadı ama ben kendim bir seviyeye geldim. Eleştirdim. Eleştirildim ama artık eleştirilere sıcak bakmıyorum. Neden? Çünkü o eleştirileri ben de başkaları için yaptım, sonra pişman oldum. Aslında öyle bir şey yok. Kendi kafanda bir şey oluşturuyorsun ve onu paylaşmak istiyorsun. İşte böyle olmaz, böyle olmaz, böyle olmaz. Sen bir şey ortaya sun o zaman. Rap böyle yapılmaz. Rap Amerika'dan almıştır. İşte biraz daha Türk şeyler yapsa hani kendini ortaya koysun. Sen yap. Sen sun. Ben seni eleştireyim bakalım. Ne kadar kısalacak boyun? Senin kafana böyle bir korum. Ondan sonra boyun kısalır. Sen bana onu yapmaya çalışıyorsun çünkü. Alıyorsun çekicini. Bu rap değil. İşte bu Amerika'dan gelen bir kültür. Dunk, o kapalı değil. Dunk boyumuz iyice kısaldı. Hadi o yapsın, ben onu bir eleştireyim. Ya, neler çıkar neler. Adaleti kaybetmeden eleştirmek eleştiridir. Adaletsizce eleştiri karalamadır. Türkçe'de sözlüğü açsınlar baksınlar, eleştirmek nedir? Gerçi şimdi Türk Dil Kurumu da böyle tekerlek çalar gibi saçma sapan kelimeler soktu sözlüğe. Tutmuyor onlar zaten. Yani, tutmaz tabii. Toplum kabullenmediği sürece. Türkçe hocalarına çok iş düşüyor. Lütfen Türkçe hocaları derslerinde açıp şu konuyu çalışıyoruz, bunun ana teması nedir diye öğretmesinler. Biraz anlam derinliği konusunda. Hiç lisede anlatım bozukluğu dersi görmedik. Üniversitede anlatım bozukluğundan 10 soru çıkıyor. Ne yapacağız biz yani? Bizim suçumuz ne? Evet. Ya literatüre koymayın ya da çocuklarınızı bunlarla sınav etmeyin. Evet. Karadeniz'e gideceksiniz, Anadolu'ya gideceksiniz. Antalya'da son bulacak bu konser serisi. Sırada ne var? Eskişehir'den Aydın, sonra? Aydın var, İzmir var, Denizli var. Böyle bir Ege'yi bir turlayacağız. Hı-hı. Sonra Karadeniz'e uğrayacağız. Hı-hı. Marmara'da biraz takılacağız. Kayseri var, İç Anadolu'ya gideceğiz. Maraş, Urfa. Konya, Kayseri, Urfa, Adıyaman. Doğu'ya da gideceğiz. Hı-hı. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Kendi cebimizden para harcayarak yapıyoruz. Bunu herkes dikkate alsın. Hı-hı. Bizim hiç sponsorumuz yok. Biz bu işi kendimiz cebimizden verdiğimiz parayla yapıyoruz. Ve bu işten kazandığımız para öyle albümle milletin tahmin ettiği gibi yani trilyonlar değil. Biz çıktığımız reklamdan bile para almadık. İnsanlar bizim iki reklam posterimizi görünce o milyarları götürdüler diye bizi tenkit etti. Halbuki biz karşılıklı alan memnun, veren memnun. Reklam anlaşması yaptık parasız. Sen benim reklamı yap, ben senin reklamı yapayım. O bile olay oldu. Biz bunların her şeyini kendimiz karşılıyoruz. Onu da bilsinler istiyorum. Evet, ama iyi bir ekibiniz var, o anlaşılıyor. Çünkü bizim ekibimiz bu organizasyon sağlamıyor. Gerçekten zor bir organizasyon. Gerçekten çok zor bir organizasyon. Yılmaz Şenol'a çok teşekkür ederim. Menajer olarak Türkiye'de bir numaradır. Gerçekten çok uzun bir halka oluşturabiliyor çok kısa zamanda. Ve bir sorun yaşamıyoruz yani. Aksiliklerin çıkmaması mümkün değil düşündüğünüz zaman. 30 saniyeyle gideceksiniz, bir sürü işte mekanı, kalacağınız yer, yemek yiyeceğiniz yer. Aslında o kadar detaylı bir şey ki bir turneye yani oluşturmak. Biz ilk turneye başladığımızda, yani. 2004 senesinde ilk turne yapacağımız zaman, 2005 de olabilir. Yani askerden geldiğim zamanı söyleyeyim ben. Çünkü o zaman profesyonelce başladık plak şirketimizi kurarak. O zamanlar birbirimizi yiyorduk menajerimle. Bu olmaz, bu ne biçim bir şey filan. Sanatçı böyle mi görür filan. İlgi yok, alaka yok, hiçbir şey yok diyordum. Sonradan anladım ki gerçekten insan biraz sınırını kendi çizmelidir. Ondan sonra ben bütün sınırlarımı çizdim ve bunu paylaştım menajerimle. O da artık o sınırı bildiği için hiçbir organizasyonda çok büyük problemler yaşamıyoruz. Zor olduğunu biliyorum. Çok ufak zor. Aksaklıklar kesinlikle oluyor. Ufak aksaklıklar artık karabiber yani. Ben Allah kolaylık versin diyorum. Gerçekten zorlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Zor, bizim işimiz zor. Allah kolaylık versin. Aynı zamanda teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biz her yere gelmiyoruz. Size değer verdiğimiz için geldik. Siz de değer verdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Tüm çok sevenlerimizi de seviyoruz. Burada kırıcı konuştuysak da kimileri alındıysa da özür dileriz. Alınsınlar. Evet. Ne yapalım? Doğrular bunlar. Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, Sagopa ve Kolera bizimle birlikteydi. Bursa'dan size seslendik. Tekrar başka bir programda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.